Bu kadar mıyız? Yok, kadar bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık da şu an için. Şu anda ısırız. Hafta sonu. Emek sineması da evet, ben gidemedim. İşte burada biliyorsunuz bir Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin anayasa konu toplantısı için geldim. Sizi basından takip ediyorum tabii, böyle Starbucks işgali diye geçti. Sizi de ziyaret etmemizi arkadaşlar önerdiler ama çok kısa bir zaman içerisinde, çünkü bir toplantıya daha yetişeceğim. Tabii biz okul işgallerinde, biz de zamanında epey şey yaptık, okul işgallerinden geldik. Bu daha değişik bir şey ama dikkat çekici bir şey. Üniversite ortamları, biz aslında öğrenciler, üniversite çalışanları, emekçiler ve üniversite hocalarımızın aslında bütün işleyişi belirleyeceği bir üniversite istiyoruz. Yani parasız, bilimsel, ana dilinde, demokratik ve özel bir üniversite diyoruz. Bu özellik işte hem YÖKEL'iyle olsun hem yasalarla zaten çoktan kaldırılmış durumda. İşin bir yanı bu. Geçen de ben bu sosyal bilimler kongresine gittim. Orada üniversitelerin getirmiş olduğu noktayı hocalarımız çok güzel ifade ettiler aslında. Yani tamamen sermayenin ihtiyaçlarına ve kapitalizmi yeniden üretecek bir şey düzeni, eğitim düzeni, araştırmalar, incelemeler, yapılan yayınlar, özellikle tıp alanında onları çarpıcı bir şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla biz tekerlerin, işte buna benzer özel kuruluşların olmadığı bir üniversite ortamı istiyoruz. Sizlerin talebiyle örtüşüyor aslında. Buranın da hani Boğaziçi'li öğrenci gençlerin arzu edeceği bir üretim alanına dönüşmesi, işte bir sosyal tesis ya da bir ortama dönüşmesi, o talebinizin yanındayız. Aslında ses de getiren de bir şey oldu, eylem oldu. Ben buraya epey bir zaman önce yine bir işgal olduğunda gelmiştim Boğaziçi Üniversitesi'ne. Tam tarihi hatırlamıyorum ama böyle bir meydana doğru bir bayrak falan şey yapmıştı. Rektörlük işgali gibiydi o zaman herhalde. 92 olabilir. O zaman tabii polis müdahalesi falan olmuştu. Şimdi çok böyle müdahale yok. Sadece siviller geçiyor. Ama biz bu duruma seyirci kalınmamasını da istiyoruz. Yani rektörlüğün, işte üniversite yönetiminin bu sorunu sizin isteğiniz olursa çözmesini de diliyoruz, istiyoruz. Tekellere karşıyız, paralı eğitime karşıyız ve sonuç itibariyle biz gençliğin önündeki bu türden engeller çıkartılmasına da karşı olacağız. Başkaca ne yapabiliriz vekiller olarak, Halkın Demokratik Kongresi'nin bir temsilcisi olarak? Varsa bana önerileriniz, onları paylaşayım, sonra da müsaade isterim. Var mı arkadaşlar bizim dile getirmemizi istediğiniz? Yani buradaki şeyin dışında, şu ortamın dışında. Parasız eğitim. Parasız eğitim. İllaki harçsız. Değil mi? Bu harçlar. Evet, orada bir oyun yapılıyor. Aslında bu özellik, mali özellik, devlet buradaki yükleri üzerinden atmak istiyor. Bir sürü vakıf mütevelli üniversiteleri kuruluyor. Bu da her yerde üniversite açmak sanki büyük bir bolluk bereketmiş gibi sunuluyor ama öyle olmadığını biz biliyoruz. O nedenle buradaki, yani sosyal devlet benzeri türdeki yükümlülükleri tekrar hatırlatıyoruz. Şu anayasa tartışmasında aslında işte gençliğimiz nasıl bir anayasa istiyor, özellikle eğitim alanında, onları bizim ifade edeceğimiz bir şey. Mesela böyle üniversiteler istemiyoruz, değil mi? Evet, böyle özel kuruluşların içinde olduğumuzu istemiyoruz. Ve tutuklu öğrenciler meselesi de var mesela. Bir de o var. Bayağı, var mı Boğaziçi'nden arkadaşlar, yani hocamızın dışında Şeyma var. Şeyma'nın ismini burada da gördüm. Bu Devrim Karagi operasyonundan. Evet. Herkesin terörist muamelesi gördüğü bir dönemden geçiyoruz. Ne kadar oldu onun tutukluluk süreci? İki hafta falan oldu. Yani yeni tutuklandı. Biz burada işgaldeyken tutuklandı. Bunlar aslında aslı olmayan sadece bir psikolojik harekatın, özel savaş şeylerinin yöntemlerine bir aslında zaten yansıması yani. Soruşturmasında da şey olarak, gerekçe olarak bir telefon konuşması olarak. Bir telefon konuşması ile yasal bir gazete staj başvurusu alınması gerek olarak.
sunuluyor. Bugün anladım. Tutukluğa itiraz ettik ama tutukluk hali zaten devam ediyor. KCK ve devrimci karargah operasyonlarında zaten böyle oluyor biliyorsunuz. Şimdi o işin bir yanı, şimdi aklıma da şu da geldi. Yani burası biraz böyle şey davransa, buraya fazla müsamaker davranmasa, sizi de kolaylıkla işte bir ticaret yapmayı engellemekten, başkaca işte bu türden bir sürü böyle yasa maddeleri var. Yani ceza kanununda. Bundan da çok kolay hakkınıza soruşturma benzeri şeyler açılır ama biz tabii burada öğrencilerin görüşünün dikkate alınmasını istiyoruz. Sizlerin görüşünün ve taleplerinin. O nedenle belki de şey olabilir mi, yani rektörlükle böyle bir heyet oluşturup görüşmek benzeri şeyler, şeyler deneyelim mi? Yani rektörlük aslında bizim de görüşmek istediğini en sonunda tüm üniversite genel kurulunda söyledi. O zaman siz de bir şey oluşturup, bir ekip, bir heyet oluşturup. Yani temsil heyet oluşturmak istemiyoruz ama hep birlikte olacağımız bir toplantıda görüşeceğiz. Evet, aslında bir sizden şey isteyebiliriz, tutuklu öğrencilerle ilgili mecliste bir çalışma yapsanız. Hani... Hep konuşuluyor, soru önergesi falan da veriliyor. Evet. Bunlar konuşulmuyor değil ama arkadaşlar asıl mesele daha köklü. Yani terörle mücadele yasası uygulaması, evet, benzeri şeyler. Asıl şey o. Şimdi bir yandan da şunu düşünüyorum, şunu soracağım size. Sizin buradaki bu hareketiniz, eyleminiz genel olarak üniversitenin öğrenci kesiminde nasıl karşılandı bunda? Yani ya siz yanlış yapıyorsunuz diyenler falan, o açıdan ne durumda? Yani tabii yani, ki var. Vardır. Yani belirli şeyle kahve içmeniz durumda. Evet. Bir de işin o şeyi var. Yani size buradan böyle bir tepki duyanlar da mümkündür. Onları anlatabiliyor musunuz peki bu durumu? Biz onları anlatıyoruz ama hala daha kahve satışları oluyor. Burada bir fiziki olarak da kahve, yani burayı tamamen kapatma gibi bir durum hala söz konusu değil. Yani kahve satışları devam ediyor. Ama buraya gelenleri de aynı zamanda kapılardaki yazılar, kapılarda yazılar var. Ve bizim buradakilerle, buraya gelenlerle konuşuyoruz ama işte ne kadar şey oluyorlar, ne kadar ikna oluyorlar, burası tabii şey değil. Desteğini almak çok önemli. Gazete de çıkardık, işgal gazetesi çıkardık bununla ilgili olarak. Onlara arkadaşlar da verdik. Varsa verelim size de. Evet, varsa verelim. İkinci gazetesi. Yemekhaneye de İkinci sayısı mı? Yemekhanede yemek dağıtı yaptık arkadaşlarımızla. İkinci sayısı ben de. Birinci sayıdan kalmadı zaten. Ya aslında bizim televizyon kanalımız da var artık. Evet. İnternette. İnternette başlayalım. Aynen. Arkadaşlar işte her ne yapacaksanız sonuç itibariyle bunu, bunda kitle desteği almak önemli. Yani o toplulukların, kulüplerin, yani öğrenci hayatında etkili olan. Yok. Bir kalmadı değil mi? Bir kalmadı. Her birbirinden farklı mı? Aynı. Ama internette bir videomuz var, onu biliyor musunuz? İnternette Starbucks'a bakarım, incelerim. Şu bunlar kalabilir mi? Bir aynısı hepsini ver. Bir tane yeter. Tamam. Peki. Şurada adresi var. Daha sıkıntı değil. Vay orada. Peki arkadaşlar, aslında ben biraz daha uzun belki sohbet etmek isterdim. Yani bu işi nasıl örgütlediniz, ortak çalışmalar vesaire, ama inanın çok zamanım da yok. Bir de bana işte karınca karınca meyve falan dediler, öyle bir şeyler yanınızdayız yani, onlar da geldik. Hepinizi hocam, kucaklıyorum. Yine gelin, Sırrı Hoca da gelsin. Gelelim. Şey, tamam, siz istersiniz. Sabahat. Söylerim arkadaşlarıma. Hadi hepimize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Özgür, bağımsız bir ülkede kardeşi yaşama dileğiyle. Kolay gelsin. Şey, burada bir daha gel. Tamam. Yapalım.